Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kurulan İslam devleti zamanla çok fazla genişleyerek birçok toplumu ve bölgeyi hakimiyeti altına aldı. Bu gelişmeler var olan devlet ve sosyal sistemin yetersizliğini ortaya koydu. İkinci halife olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, adalet merkezli devlet anlayışı ile İslam devlette köklü kurumlar kazandırarak devleti sistemleştirdi. Hazreti Ömer artık büyüyen, sürekli gelişme içerisinde olan İslam devletini kurumsallaştırma gayreti içerisinde oldu. Yaptığı kurumsallaştırma faaliyetleri içinde en önemli ve etkili olanlardan birisi Beytülmal idi. Devlet hazinesi anlamına gelen Beytülmal, devlete ait hazinenin toplandığı fiziki yapıydı. Bu kurumda aynı zamanda kamuya dair mallar ve eşyalar da muhafaza edildi. Devlete ait her türlü bütçe planı Beytülmal'de görüşülüp karara bağlandı. Devletin düzgün ve idareli bir mali yapısı olması için çaba harcayan Hazreti Ömer, Beytülmal'in devamı niteliğinde olarak divan teşkilatını kurdu. Divan teşkilatı ile beraber devlet kayıt almaya başladı ve böylece bir arşiv oluştu. Divanda devletin her türlü ihtiyacının yazılı olduğu defterler bulunurdu. Teşkilatın ana amacı fetihler yolu ile gelen gelirin hakkaniyetli olarak Müslümanlara dağıtılmasıydı. Divanın kurulması ile Müslümanlar arasında yapılmakta olan fey taksimi bir sisteme bağlandı. Böylece devlet mekanizması sağlamlaştı. Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz'in sünnetinde adalet kavramına çokça yer verilir. Haksızlık büyük bir kul hakkı olarak görülür. Hazreti Ömer'i anlatan kelime adaletti. Medine'de yargı görevini bizzat yürüten Hazreti Ömer, kendi onunla dahi herhangi bir iltimas geçmemiş, herkesin hakkına riayet etmişti. Hazreti Ömer, hukuki ihtilafları büyük bir hızla çözüme kavuşturarak adalet sisteminin tıkanmasının önüne geçti. Şehirlere müstakil olarak ilk kadı tayinlerini yapan Hazreti Ömer'di. Öyle ki Hazreti Ebubekir döneminde bu vazifeyi valiler ifa etmişti. Temyiz mahkemesi ile şehirlerdeki kadı ve valileri denetleyen Hazreti Ömer, ordu içerisinde de bir mahkeme ve kadı tayin etmişti. Hazreti Ömer devrine kadar Müslümanlar Resulullah'ın doğumu, vefatı ve hicreti üzerinden yılları belirliyorlardı. Hazreti Ömer herkesin mutabık olacağı bir sistem olarak hicret kabul etti. Bugün hicri takvim olarak adlandırılan takvimi yürürlüğe aldı. Takvimin hicret ile başlamasının sebebi Efendimizin hicreti ile hak ve batılın açık ve seçik olarak ayrılmasıydı. Hazreti Ömer bu hususu ashabın temel maddesi haline getirerek istişarelerde bulundu. Takvim başlangıcının hicret olarak kabul edilmesi herkesin katıldığı bir karar oldu. Hicri takvim ile birlikte ümmetin ortak olarak kullandığı, programlarını belirlediği bir sistem oluşarak bu konuda yaşanan sıkıntıların önüne geçilmiş oldu. Hazreti Ömer döneminde İslam devleti kısa sürede çok ciddi bir fiziki gelişme gösterdi. Suriye, Mısır ve İran tamamının fethiyle beraber elde edilen arazilerin ölçülmesi ve sisteme girilmesi sıkıntısı baş gösterdi. Halife, Hazreti Ömer görevlendirdiği sahabeler eliyle bu sıkıntıyı aştı. Hazreti Ömer, arazi ölçümü konusunda Osman bin Huneyf ve Huzeyfe bin el-Yeman'ı görevlendirdi. Bu çalışma, İslam dünyasında ilk kadastro çalışmasıydı. Bu ölçüm ile tarıma elverişli araziler belirlenerek ona uygun bir üretim hedeflendi. Ölçüm neticesinde Sevat ve Cebel bölgesinde yaklaşık 50 milyon dönüm tarıma elverişli arazi tespit edildi. Hazreti Ömer'in en çok gözettiği husus ümmetin birliğiydi. Bu minvalde Hazreti Peygamber'in zaman zaman cemaatle kıldığı teravih namazını cemaatle kılınan bir namaz haline getiren Hazreti Ömer, birliği sağlamak ve camilerdeki dağınıklığın önüne geçmek için teravih namazının cemaatle birlikte kılınmasını istedi.